Selam dostlar, umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki Steam yaz indirimleri başladı ve 11 Temmuz'a kadar bu yaz indirimleri devam edecek. Ben de size şimdilik $10 6 oyunlar listesi yaptım. Umarım beğenirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Frostpunk, hayatta kalma ve toplum yönetimi unsurlarını bir araya getiren bir şehir kurma oyunu. Soğuk ve zorlu bir dünyada hayatta kalabilmek için kaynakları dikkatlice yönetmeniz ve moral seviyesini yüksek tutmanız gerekiyor. Kararlarınızın toplum üzerinde etkilerini gözlemleyin ve zorlu ahlaki seçimler yapın. Disco Elysium, derin bir hikaye ve karakter gelişimi sunan bir rol yapma oyunudur. Bir dedektif olarak şehirdeki gizemleri çözmeye çalışırken kişisel sorunlarınızla da başa çıkmanız gerekiyor. Oyun benzersiz diyalog sistemi ve ayrıntılı karakter tasarımıyla dikkat çektiğini hepimiz biliyoruz zaten. Euro Truck Simulator, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kamyon sürme deneyimi sunan bir simülasyon oyunu. Kendi taşımacılık şirketlerinizi kurarak yük taşımak için yolları kat ediyorsunuz. Gerçekçi grafikler ve ayrıntılı araç modellemeleriyle sürüş keyfinizi sonuna kadar yaşıyorsunuz. Prison Architect, kendi hapishanenizi tasarlayıp yönetmenize olanak tanıyan bir simülasyon oyunudur. Mahkumların ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliği sağlamak için çeşitli binalar ve sistemler inşa edin. Detaylı yönetim mekanikleri ve stratejik kararlarla hapishanenizi yönetebilirsiniz. Balon TDC Six, eğlenceli ve bağımlılık yapan bir kule savunma oyunu. Renkli ve çeşitli kuleler ile balonları patlatmak için stratejik yerleştirme yapın. Çok sayıda seviye ve zorluk devresi ile uzun süre keyif alabileceğiniz bir oyun deneyimi sunuyor kendisi. Left 4 Dead 2, zombi kıyametinde hayatta kalma ve işbirliği yapma üzerine kurulu bir aksiyon oyunudur kendisi. Arkadaşlarınızla birlikte oynayarak zombi sürülerine karşı mücadele edin. Çeşitli karakterler, silahlar ve dinamik oyun modları ile aksiyon dolu anlar yaşayın. Aynı oyun türünden, aynı yapımcılardan Back 4 Blood kooperatif birinci şahıs nişancı oyunudur. Zombi istilasına karşı arkadaşlarınızla birlikte savaşıp ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gelişmiş yapay zeka ve çeşitli oyun modları ile her oynayışta farklı bir deneyim yaşatıyor kendisi. Devour, korku ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getiren kooperatif bir oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte şeytani varlıkları tutmak için çalışıyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gerilim dolu atmosferi ve sürprizleriyle sizi ekranlara kilitliyor. Papers, Please, bir sınır kapısı memurunun günlük hayatını simüle eden bir oyundur. Pasaportları kontrol edin, evrakları doğrulayın ve kaçakları yakalayın. Zorlu ahlaki kararlar ve baskı altında çalışmanın getirdiği stresiyle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Doom Eternal, hızlı tempolu ve yoğun aksiyon içeren bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Cehennem ordularına karşı mücadele ederken çeşitli silahlar ve yetenekler kullanın. Epik boss savaşları ve dinamik oyun mekanikleriyle adrenalin dolu bir deneyim sunar. Forza 4, İngiltere'nin geniş manzaralarında geçen açık dünya yarış oyunudur. Gerçekçi grafikler ve dinamik hava koşulları ile sürüş keyfi yaşayabilirsiniz. Festival havasında geçen yarışlar ve geniş araç koleksiyonu ile rekabetçi bir deneyim sizi bekliyor. Survivor of Dawn, hayatta kalma ve keşif fonksiyonlarını bir araya getiren bir oyun. Karanlık dünyada hayatta kalmak ve kaynakları toplamak için mücadele ediyorsunuz. Çetin doğa koşullarında düşmanlarla ve doğanın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Cocoon, bir platform ve bulmaca oyunudur. Insight ve Limbo'nun yapımcıları tarafından yapılmıştır bu oyun ve gayet de güzel gözüküyordur. Gizemli bir dünyada yol alırken çeşitli bulmacaları çözerek ilerleyin. Büyüleyici sanat tarzı ve atmosferik müziği ile kendinizi bu dünyaya kaptıracaksınız. Animalı Agents, Enis Kirazoğlu'nun oyunudur. Aksiyon ve macera unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Gizli bir ajan olarak çeşitli görevleri tamamlayın ve düşmanları alt edin. Hızlı tempolu oyun yapısı ve etkileyici hikayesi ile dikkat çekiyor kendisi. The Cube, keşif ve platform unsurlarını birleştiren bir oyun. Bu oyunun aynı yapımcısı The Golf diye bir oyunu vardı. O da gayet sakin ve güzel bir atmosfer sunmuştu bizlere. Bu oyunda yıkılmış bir dünyada hayatta kalmak ve gizemleri çözmek için yolculuğa çıkıyoruz. Çeşitli engelleri aşarak ve düşmanlara kaçarak ilerlemeye çalışıyoruz. Dead Stranding, yürüme simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Hideo Kojima'nın yarattığı benzersiz bir aksiyon ve keşif oyunu. İzole dünyaları birbirine bağlamak için bir kuryeyi kontrol ediyoruz. Eşsiz hikaye anlatımı ve derin dünyası ile unutmaz bir deneyim sundu bizlere. Bu yüzden bu fiyata sakın kaçırmayın. Witcher 3, geniş açık dünya ve derin hikaye anlatımı ile dikkat çeken bir yapma oyunudur. Jared Opria olarak canavar avcısı görevlerinizi yerine getirin ve destansı bir maceraya atılın. Zengin karakterler ve ayrıntılı yan görevlerle dolu bir dünya sizi bekliyor olacak. Contraband Police, sınır kontrolünde çalışan bir memurun rolünü üstlendiğiniz bir simülasyon oyunudur. Kaçakçıları yakalamak ve sınırı korumak için dikkatli olun. Gerçekçi kontroller ve detaylı görevleriyle heyecan dolu anlar yaşayın. Battlefield serisi oyunlarının hepsinde indirim var. Hem hikaye alanında hem de geniş online haritalarda kendinizi kaptırarak bu savaş oyununu oynayabilirsiniz. Modern ve tarihi savaşlarda
stratejik takım oyununa dayalı mücadeleler yapın, çeşitli araçlar ve silahlarla epik savaş deneyimi yaşayın. Aynı şekilde Need for Speed'in bütün oyunlarında indirim var. Yüksek hız ve adrenalin dolu yarışlar sunan oyun, sokak yarışlarından profesyonel pistlere kadar çeşitli yarış deneyimleri yaşayın. Araba modifikasyonları ve geniş araç yelpazesiyle sürüş keyfinizi arttırın. Rainbow Six serisi taktiksel nişancı oyunları ile tanınır. Takım arkadaşlarınızla birlikte stratejik operasyonlar düzenleyin ve düşmanları alt edin. Gerçekçi oynanış ve detaylı planlama ile dikkat çeken bir deneyim sunuyor kendisi. Fallout serisi de aynı şekilde indirimde. Post apokaliptik bir dünyada geçen rol yapma oyunlarıdır. Keşif, hayatta kalma ve derin hikaye anlatımı ile dolu bir dünyada maceraya atılın. Karakterinizi geliştirin ve çeşitli görevleriyle dünyayı keşfedin. Devil May Cry 5 hızlı tempolu aksiyon ve stilize dövüş mekanikleriyle dikkat çeken bir oyun. Dante, Nero ve yeni karakter V ile şeytan olduğuna karşı savaşın, çarpıcı görseller ve dinamik oyun yapısı ile aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Heavenly Bodies uzayda geçen fizik tabanlı bir bulmaca oyunudur. Arkadaşınızla muazzam eğleneceğiniz bir oyundur kendisi. Astronot olarak çeşitli görevleri yerine getirmek için sıfır yer çekimi ortamında mücadele ediyorsunuz. Becerilerinizi ve zekanızı kullanarak uzay istasyonunu onarmaya çalışıyorsunuz. Proje Zombie, zombi kıyametinde hayatta kalma unsurlarına barındıran bir simülasyon oyunudur. Kaynakları toplayın, barınak inşa edin ve zombi sürülerine karşı savunma yapın. Gerçekçi hayatta kalma mekanikleriyle uzun süreli bir oyun deneyimi sunar. Stray bir kediyi kontrol ettiğiniz benzersiz bir macera oyunudur. Kaybolmuş bir kedi olarak neon ışıklı şehirde yolculuğa çıkın ve gizemleri çözmeye çalışın. Detaylı dünya ve duygusal hikaye anlatımı ile dikkat çekiyor. Sifu dövüş sanatları temalı bir aksiyon oyunudur. İntikam almak için yola çıkan bir dövüşçüyü kontrol edin ve düşmanları alt edin. Dinamik dövüş mekanikleri ve derin hikaye ile dövüş sanatlarının incelikliğini keşfedin ve her öldüğünüzde yaşanın. Hellblade 1 psikolojik unsurlar ve derin hikaye anlatımı ile dikkat çeken bir aksiyon macera oyunu kendisi. Hellblade 2 bize her ne kadar bir film gibi gözümüzün önünden geçtiyse bu oyunda aynı şekilde öyle gözümüzün önünden geçip gidiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Öyle düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Çarpıcı görseller ve etkileyici ses tasarımıyla benzersiz bir deneyim sunuyor kendisi. Beyond Two Souls interaktif bir dram ve aksiyon oyunudur kendisi. Jodie Holmes'ın hayatını kontrol edin ve onunla birlikte doğaüstü güçlerin sırlarını keşfedin. Detaylı karakter gelişimi ve çarpıcı hikaye anlatımı ile bu oyun muazzam bir oyun. Tunic keşif ve bulmaca unsurları bir araya getiren bir aksiyon macera oyunudur. Bunu yaparken de size asla şurada şu var, burada bu var demez. Sevimli bir tilki olarak gizemli bir dünyada yol alırken çeşitli düşmanlarla ve bulmacalarla karşılaşın. Renkli grafikler ve akıcı oynanış ile keyifli bir deneyim sunuyor. Ori and the Blind Forest duygusal hikaye ve platform unsurlarını bir araya getiren bir oyundur. Ori olarak ormanın karanlık güçlerine karşı mücadele edin ve dünyayı kurtarın. Büyüleyici sanat tarzı ve etkileyici müzikleri ile bu oyun zaten muazzam. Cry serisi biliyorsunuz ki remastered yapıldı. Nano Suit ile düşmanlara karşı çeşitli yetenekler kullanarak savaşıyorsunuz. Etkileyici görseller ve akıcı oynanış ile FPS türünün öncüsü olan seriyi yeniden keşfedebilirsiniz. Bratato hızlı tempolu bir arcade oyunudur. Vampire Survivor'dan alıntı yapılmıştır bu oyunda. Fırlatıcı olarak çeşitli düşmanları alt edin ve zorlu seviyelerde hayatta kalmaya çalışın. Basit ama bağımlılık yapıcı mekanikleriyle kısa sürede eğlenceli vakit geçirin. Children of the Morta, roguelike ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Bergson ailesinin üyelerini kontrol ederek zindanları keşfedin ve düşmanları alt edin. Aile bağları ve duygusal hikaye anlatımı ile derin bir deneyim sunuyor. Neon White hızlı tempolu bir platform ve bulmaca oyunudur. Cennette bir suikastçı olarak çeşitli görevleri tamamlayarak puan toplayın. Benzersiz oyun mekaniği ve stilize grafikler ile dikkat çekiyor. Pulse rahatlatıcı ve stratejik bir bulmaca oyunu kendisi. Aslında bir korku oyunu da olarak da geçiyor. Ama bu oyunda amacımız ne, neden buralarda geziyoruz ya da neden bu oyun bize çok korkutucu geliyor bunu asla bilmiyorum. Ama bu yerde yürürken sanki arkanızdan ya da herhangi bir yerden önünüze aniden bir şey çıkacak bir hissi veriyor ama bu asla olmuyor. Gears 5 epik bir hikaye ve yoğun aksiyon sunan bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Kate Diaz olarak yeni bir tehlikeyle yüzleşmek için yola çıkın ve düşmanları alt edin. Gelişmiş grafikler ve derin karakter gelişimine dikkat çekiyor. Bu arada bu oyun Game Pass'te var, oradan da değerlendirebilirsiniz. Rogue Legacy, roguelike ve platform unsurlarını birleştiren bir oyundur. Her önünde farklı bir kahraman olarak zindanları keşfedin ve düşmanları alt edin. Benzersiz katılım sistemi ve zorlu oyun yapısı ile uzun süre keyif alabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Inside muazzam bir oyun. Atmosferik bir platform ve bulmaca oyunu.
Gizemli bir dünyada yol alarak çeşitli bulmacaları çözün ve karanlık sırlara ulaşın. Minimalist sanat tarzı ve derin hikaye anlatımıyla kendisi dikkat çekiyor. Punch Club, dövüş ve strateji unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Kendi dövüşçünüzü yetiştirin ve çeşitli turnuvalarda rakiplerinizi alt edin. Ayrıntılı karakter gelişim ve eğlenceli oyun mekaniğiyle bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Only Up, yukarı doğru tırmanma oyunu. Başka hiçbir özelliği yok. Sinir krizi geçirmek istiyorsanız bu oyunu alabilirsiniz. Limbo, karanlık ve atmosferik bir platform oyunu. Kayıp kız kardeşini arayan bir çocuğun kontrolünü alarak tehlikeli dünyada yol alıyorsunuz. Minimalist grafikler ve derin atmosferi ile unutmaz bir oyun deneyimi sunuyor. Beat Cop, retro grafikler ve polisi hikaye anlatımı ile dikkat çeken bir oyun. Eski bir dedektif olarak suçları çözmek ve adaleti sağlamak için çalışın. Mizahi diyaloglar ve ayrıntılı karakterlerle dolu bir dünya sizi bekliyor. Pepper Grinder, hızlı tempolu bir aksiyon ve bulmaca oyunudur. Karakterinizi kontrol ederek düşmanları alt edin ve bulmacaları çözün. Renkli grafikler ve akıcı oynanışıyla eğlenceli vakit geçirin. Kill the Crown, strateji ve aksiyon unsurunu birleştiren bir oyun. Kralı devirmek için çeşitli görevleri tamamlayarak ilerleyin. Zorlu düşmanlar ve stratejik kararlarla dolu bir dünya sizi bekliyor. RDR2 severleri buraya alabiliriz. Figment 2, renkli ve yaratıcı bir bulmaca macera oyunudur. Hayal gücünüzü kullanarak bulmacaları çözün ve hikayede ilerleyin. Sanatsal grafikler ve etkileyici müzikleriyle dikkat çekiyor kendisi. Mayhem Brawler, klasik beat up tarzında bir aksiyon oyunudur. Çeşitli karakterlerle sokaklarda dövüşerek düşmanları alt edin. Dinamik dövüş mekanikleri ve retro grafikleriyle gerçekten muazzam bir oyun. Oyunun yapımcısı da Türk'tür arkadaşlar. Celeste, zorlu platform ve hikaye anlatımı unsurlarını birleştiren bir oyun. Madeline olarak Celeste Dağı'nın zirvesine tırmanarak içsel ve dışsal zorluklarla yüzleşin. Derin hikaye anlatım ve akıcı oyun mekaniğiyle bu oyunu oynayın. Bannerlord 2, geniş açık dünya ve derin strateji unsurlarını birleştiren bir rol yapma oyunu. Kendi ordunuzu kurarak krallıklar arasında güç mücadelesine katılın. Detaylı savaş mekanikleri ve zengin karakter gelişimiyle uzun süre keyif alabileceğiniz bir oyun deneyimi sunuyor. Dying Light zombi kıyametine geçen bir hayatta kalma ve aksiyon oyunudur. Parkur mekanikleriyle şehirde serbestçe dolaşarak kaynak toplayın ve düşmanlarla savaşın. Gece ve gündüz döngüsüyle gerilim dolu anlar yaşayın. Lost in Scaling aslında bir oyun değil, FPS yükseltme programı. Oyun performansını optimize eden bir yazılım. FPS artırarak daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Özellikle düşük sistemlerde performans artışı sağlayarak oyun keyfinizi ikiye katlıyor. O yüzden de bunu araya sıkıştırmış olalım. Dave the Diver, su altı keşfi ve balıkçı unsurlarını birleştiren bir oyun. Deniz altında çeşitli maceralara atılarak nadir balıkları yakalayın ve görevleri tamamlayın. Renkli grafikler ve eğlenceli oyun mekaniğiyle dikkat çekiyor. Mafia 1, organize suç dünyasına geçen klasik bir aksiyon macera oyunu. Tom Angelo olarak suç imparatorluğunu yükselmek için çeşitli görevleri yerine getirin. Çarpıcı hikaye anlatım ve atmosferik dünya ile unutulmaz bir deneyim sunar. Dredge, denizaltı keşif hayatta kalma unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Okyanus derinliklerinde yol alarak kaynak toplayın ve tehlikelerle yüzleşin. Gizemli atmosferi ve zengin dünyası ile kendinizi bu maceraya kaptıracaksınız. Engard, kılıç dövüşü ve strateji unsurlarını birleştiren bir oyun. Rakiplerinizle karşılaşarak ustalıkla kılıç dövüşleri yapın ve kazanın. Dinamik dövüş mekanikleri ve ayrıntılı grafikleri ile dikkat çekiyor kendisi. Hit and Deep, keşif ve korku unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Yeraltı dünyasına yol alarak gizemleri çözün ve hayatta kalmaya çalışın. Gerilim dolu atmosferi ve detaylı oyun mekaniğiyle dikkat çekiyor. Dostlar, izlediğiniz üzere 60'a yakın size oyun önerdim. Umarım işlerinden birkaç tanesini beğenmişsinizdir ve listenize eklemişsinizdir. Bu arada eğer benim gözümden kaçmış oyunlar varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.